Merhaba sevgili basketbol severler. Nesine.com ekranlarından Wizzvision programında bir kez daha sizlerleyiz. Gökhan German ve Gökhan Türe ile birlikte EuroLeague'de Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Ve Darüşşafaka Tekfen Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak hafta. Temsilcimiz lehine olan handikap 8.5'a yükseldi. 4.5 ve 8.5'a yükseldi Gökhan German. 158.5'ta toplam sayı limiti. Panathinaikos geçtiğimiz hafta ilk deplasman galibiyetini elde etti Pitino yönetiminde. Daşka karşısında bu seriyi devam ettirebilir mi diye sana sordum. Yani kazandılar ama genelde çok kolay bir galibiyet olmadı. Sonlara doğru. Ya aslında farklı kazandı. Evet. Zaman zaman efsane yaklaştı. Şimdi Panathinaikos'da Michael, Darüşşafaka'da Michael Eric oynamamıştı geçen hafta. Bu hafta da maç saati belli olacak durumu. 5.5 handikaptan ben 2 tercihini görenmiş ama şimdi 8.5 handikap yükselince Panathinaikos'un da deplasman performansını göz önüne aldığımız zaman o 2'ye şimdi çok kolay kolay olur diyemeyeceğim. Daşka'nın hücumunda bir düşüş var. Yani son haftalarda hücum performansı düşen bir takım. 58 sayıda kaldılar İsrail'de. Aynen. Yani geçtiğimiz... Ama zaten deplasmanları çok iyi oynamıyor. İç sahada daha farklı oynuyor bence. Yani iç sahada da mesela çok sayı yediği bir Fenerbahçe maçı oynadı en son. 75 sayı attı ama çok sayı yedi. 97 yedi. Yani bir de Panathinaikos'u deplasmanda az atabiliyor. Burada şimdi toplam sayıya biraz yönelecek olursak ben alt diye düşünüyorum. Panathinaikos her ne kadar geçen hafta kazanmış olsa da yani 11 deplasmanın 9'unu kaybeden bir takım. 12'de 10 muydu? Yoksa... Tabii 12'de 10 deplasman 12'de kaybetti. 12'de 10 deplasman kaybetti. Darüşşafaka da evinde şimdi Real Madrid'i son ana kadar kovaladı. Olympiakos yendi, Baskonya'yı yendi. Kaybettiği birkaç maçta işte Maccabi olsa, Zalgiris olsa son anda kaybetti. Eğer Michael Eric oynarsa bir de Panathinaikos gibi deplasmanda sıkıntı yaşayan bir takıma karşı 9 fark ben yemeyeceklerini düşünüyorum. Ama alt tercihi gayet mantıklı duruyor. Alt tercihi. Peki Panathinaikos'un skorer kimliği Gökhan Türe sence farklı bir sonuç çıkartır mı ki Langford döndükten sonra yine tempoları yükseldi. Öyle aslında geçen hafta 99 sayı attılar Gran Canaria'ya ki bunların bu sezon bulduğu en yüksek skorlardan biri. Deplasmanda en yüksek skor. Ama Gran Canaria deplasmanı yani olduğu için çok bunu kriter olarak görmememiz lazım. İki takımın da 3 sayı yüzdesinin sondan birinci ve ikinci olduğunu hatırlatayım. Yani ben de alt seçeneğinde Gökhan'la hemfikirim. Yani 3 sayı yüzdesi bu kadar düşük iki takımın ki Daçka iç sahada yine nispeten daha iyi savunma yapıyor. Panathinaikos çok sıkıntılı bir takım deplasmanlarda. Gran Canaria maçını bir kenara koyacak olursak. Dolayısıyla ben de alt seçeneği öncelikli diyorum. De yükselen handikapı da baz alırsak maç sonuna 1 diyebiliriz. Bana da 158.5'dan 6 daha yakın geliyor çünkü evet, yüksek bir limit açılmış bence bu maç için diyelim ve Zalgiris Gran Canaria karşılaşmasına geçelim. Zalgiris artık hani zaten çok azaldı ama yine de tutunma hani matematiksel olarak tutunma şansı var bu maçta beraber. 8.5'luk handikap burada da söz konusu. Konuk takım lehine Gran Canaria zaten olaydan bayağı kopmuş durumda. Zalgiris sahasında ne yapar diye sana sordum. Evet, yani son 10 maçta 2 galibiyet alabildi Zalgiris. Çok sıkıntı yaşıyor. Playoff potasının içindeyken bir anda dışarı düştü. 77 sayı ortalamasıyla ligin en az skor üreten takımlarından biri. Rakip ise 89 sayı yiyor Gran Canaria maç başına. Dolayısıyla bu da bir aslında bence önemli bir detay maçın özelinde. Bence 77'nin üzerine çıkar gibi. Ben de aynı düşüncede. Son iç saha yani maçında da Buduknos'u yenmişlerdi. Onu da hatırlatalım. Yani evet, iç sahada sonuçta yine bir direnç bir şekilde bir de yani şimdi seyirci baskısı ev sahibi takım artık can alıp can veriyor. Bence bu maçta bunu daha çok hissedecek Gran Canaria. Ben de ilk etapta bir seçeneğinden yanayım. Zalgiris'in kazanacağını düşünüyorum. Wolters'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. O da önemli bir detay ama Wolters olmasa da bence Zalgiris handikapı aşacak bir skorla toplam kazanır. Toplam sayı limitine üst mü diyoruz? Yani ben üst derim, evet. Gökhan Ben üste katılıyorum. Şimdi Gran Canaria'yı, ben şimdi o kadar bir sirkülasyon oldu ki rotasyon geneline geldi. Kadroda kim var kim yok. Kim var kim yok şimdi neredeyse bilmeyeceği duruma geldik. 16-17 tane transfer yaptılar. Yabancı transferde sürekli sakatlıklar, şanssızlık tabii ki onlar için. Hafta sonunda Burgos'a mağlup oldular. Ama yani kafa kafa giden bir maçtı. 89-87 bitti maç. Yine. Yani bir şekilde maç kazanamıyorlar. Yani evet. Çok yediler. Ben de burada Zalgiris'in yani sezon ortalamanın üzerine çıkacağını düşünüyorum Gran Canaria savunması karşısında. Çok tempolu koş bir maç olacağını düşünüyorum. Benim tercihim üst bu maçta. Üst. Peki. Bayern Münih
Maccabi Tel Aviv. Bayağı mini etkili performansına devam ediyor aslında. Yani iyi performans sergiliyor. Geçtiğimiz haftada Buduknost deplasmanında yine kazanmayı başardı. Playoff için çok ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Maccabi daha sıkıntılı gözüküyor. Kazanmak onlar için de hani şart. Bu maçta ne bekliyoruz ki haftanın zor maçlarından bir tanesi bence. 3.5'a çıktı Maccabi'nin handikapı. Bunu da söyleyeyim Gökhan German. Toplam sayıda 159.5. Ya senin de söylediğin gibi haftanın en zor maçlarından biri. Yani iki takıma bakıyoruz. Bazen çok yüksek skorlu maçlar bitiyor, bazen çok düşük. Bu maçlar kafa kafaya giden maçlar. İki takım arasındaki ilk maçta 95-71'lik bir skor çıkmıştı. Evet. Maccabi kazanmıştı. İşte Bayern Münih kendi evinde daha skor daha tempolu oynuyor. Buduknost deplasmanında da bizi yanılttılar o bakımdan. Evet. İyi basketbol oynuyor. Yani sezonun şu anda bence en sürpriz takımı. Geçen sene Zalgiris'in yaptığını, bu yıl Bayern Münih yapmak evet. üzere. En azından playoff, hala playoff garantili ama 12 galibiyetleri var. Gerçi Bayern'in iyi bütçesi var. Yani Zalgiris kadar düşük bütçeyle yola çıkmadı. Oldukça da iyi bir bütçeyle yola çıktı ama. Sonuçta yeni, çok yeni bir takım. Tecrübe ilk defa, uzun yıllar sonra ilk defa buralarda. Yok, sürpriz olduğu kesin, ona katılıyorum. Yani o bakımda Maccabi de sonuçta bir hamle yapıyor, devamını getiriyor. Birkaç seri galibiyetler aldı. Geçen hafta deplasmanda gene son anda mağlup oldu. Yine ben kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum. Yani Maccabi son şansı bu. Son şanslarından biri. Direnecektir. Daha tecrübeli bir takım. Yani ben handikap avantajıyla iki tercihini öğreneceğim burada. Gökhan Tüven ne diyecek buna? Ben Bayern'den tarafım. Yani düşük handikap yükseldi dedin ama ben hala düşük olduğunu düşünüyorum. Bir sayı attı. Evet. Ben Bayern'in galibiyetinden yanayım. Üst üste iki yenilgi sonrası Buduknost deplasmanı onları playoff için umudunu arttırdı. Müthiş bir mücadele olacağı kesin. Wilbekin geçen haftayı sayı yapamadan geçti. Bu da önemli bir veri. Yani orada da sıkıntılar var Maccabi cephesinde de. Ben hem alt seçeneğindeyim hem de yani iki tempolu takımın maçı olmasına rağmen hem de birden yanayım. Ben yine üst diyeceğim. Bu maçı anlaşamayacağız. Onlara bir koymayacağız. Bayern'in siz de söylediğiniz hani iç saha performansı daha iyi. Maccabi'de ancak atarak kazanabilecek bir takım. Yani farklı bir şeyde kazanması çok kolay olmayacak bu takımın. Dolayısıyla ben üst tercihinden yanayım. 160 sayı en azından çıkar diyorum. Bu maçı o zaman dediğimiz gibi anlaşamayacağımız maçlardan bir tanesi olarak belirtelim. Real Madrid, Fenerbahçe, Beko. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Belki puanlama açısından artık çok böyle hani aşırı bir önemi yok. Ama bir gövde gösterisi. Ve temsilcimiz lehine olan handikap 4.5'a çıktı. Evet, yani son iki finalist karşı karşıya geliyor. Bu Euroleague derbisi diyebiliriz bu maç için rahatlıkla. Fenerbahçe açısından hani birinci sırayı korumak anlamında önemli bir maç. Onun dışında hani ilk 4 garanti, playoff garanti. Çok stres yaşamayacağı bir maça çıkacak Fenerbahçe. Bir kere bu Fenerbahçe açısından çok önemli bir avantaj diyorum. Real Madrid daha sıkıntılı. Özellikle ben uzunların verimi açısından son haftalarda bir düşüş olduğunu çok düşünüyorum. Ya uzunlar da kısalar bir aslında. Bir tek Randolph'un eline kaldılar o anlamda. Yani bu önemli bir sıkıntı Fenerbahçe gibi bir takıma karşı. Fenerbahçe'de Lovren maç saati belli olacak oynayıp oynamayacağı ama oynamasa da ben her şeye rağmen Madrid deplasmanı, zor deplasmanı ama ben Fenerbahçe'nin düşük handikapın altında kalacak bir skorla kaybetse bile ben de. Yani kazanma ihtimali daha yüksek var evet. Bence temsilcimizin oldukça artı yüksek şekilde. Artı alt yani ne kadar Gökhan da söylediği gibi yani puan olarak çok anlam ifade etmese de iki takım oyuncuları koş açısından bir gövde gösterisi. Yaklaşan playofflar öncesi ya onlar kendini sınava. Kötü gidiyor. Bayağı mini yenilgileri var. Hani onlar için de bir mutlaka. Hani Fenerbahçe'yi yendik demek önemli. Barcelona iki kere kaybettiler. Evet, hem yani. Kupayı kaybettiler. Sonra Euroleague'de kaybettiler. Hafta sonu kolay kazandılar Andorra'da gerçi ama ya sizin de söylediğiniz gibi takım olarak bir düşüş var. Ama sezon çok iyi başlamışlardı. Yani hem ligde kupayı kazanarak başladılar. Zaten sezonu. Onların düşüşü Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranlarındaki oranlarında da düşüşe neden oldu. Yul de mesela yani, çok formsuz. Sakatlıktan sonra evet, Campazzo eski gücünde değil. O şimdi mutlaka her takım iniş çıkışları oluyor. Real Madrid sezonu çok iyi başladı. Şimdi düşüşe geçti. Toparlayabilecek mi? Yani onlar için kötü bir zamanda. Fenerbahçe için iyi bir zamanda bir form düşündüğü var. Gerçi daha playoff'lara bir ay
gibi bir süre var. 16'sında başlayacak yani mesela. 16'sında evet. Başlayacak aynen. Nisan'da bir aydan fazla. 12 Nisan. 16-21 Nisan. 16-30. Neyse işte aşağı yukarı bir hafta gibi bir durum var. Fenerbahçe şimdi İstanbul'daki maç da çok düşük skora bitmişti. Son saniye Datome'nin basketini kazanmışlardı. Fenerbahçe Darüşşafaka ve Efes maçları dışında bütün deplasmanları alt bitti. Yani İstanbul dışında oynadığı bütün deplasmanlar alt bitti. Oyunu kontrol ediyor. Tutuyor. İstanbul'daki maçta 60'lı skorlardaydı. Bitmiş. Yine 70'ler. İki takım 80'i bulacağını ben düşünmüyorum. Burada da Gökhan katılıyorum. Alt benim tercihim. Ardından 159.5'a düştü o da. Bir sayı bir düştü. Bir sayı düştü fark etti. Yani ben şey handikapta 4.5 Fenerbahçe yenildi. Ben 2 diyeceğim maçı. Aynen size katılıyorum bu maçla ilgili o zaman ben de. Ve temsilcilerimize bol şans dileyelim. Hepinize de bol şans dileyelim. Hem temsilcilerimiz kazansın hem sizler kazanın umudunu söyleyelim. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.